Todor Živković'un Bulgaristan'da yaşayan Türklere karşı düşündüğü plan, Bulgarların bir asrı geçen uygulamalarının son halkasıydı. 1870'li yıllarda başlayan Bulgaristan'da yaşayan Türkleri kıyımlardan geçirip göçe zorlama çabaları bir asır aralıklarla sürmüş, Bulgarların korkuları burada yaşayan Türklerin de kabusu haline gelmişti. Bulgar hükümetleri Türkleri sürekli olarak asimile etmeye, olmazsa sürmeye uğraşıyor, Türkler ise bütün baskılara direnerek varlıklarını koruyordu. Bu ülkenin Türklerle tanışması milattan sonra 300'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden gelip Tuna'yı geçen Türk boylarıyla olmuş. Oğur, Bulgar, Peçenek, Oğuz, Kuman gibi Türk boyları bölgenin tarihinde önemli roller oynayıp iki kere Bulgar Krallığı'nın kurulmasını sağlamışlardı. Biz Balkanlara Osmanlı Türkleri yoğun halde geldik. Ancak bizim varlığımız Osmanlı Türklerinden çok önce Balkanlarda vardı. Ve bugün çoğu Balkan milletlerinin unsurlarından çok önce var. Bölgeye Türk damgasını asıl vuransa Osmanlı İmparatorluğu'dur. Daha İstanbul'u almadan Rumeli'de ilerlemeye başlayan Osmanlı Devleti, 1. Murat döneminde Bulgaristan'ı topraklarına katar. Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerlemesi ardından da İstanbul'un kuşatması Avrupa'da korkuyu doruk noktasına çıkarır. Türkleri Rumeli'den atmak, hatta Kudüs'e kadar ilerleyerek Müslümanları Hristiyanlar için kutsal sayılan bu bölgeden çıkarmak isteyen Avrupalılar bir Haçlı ordusu oluşturur. Birkaç koldan harekete geçen bu ordu katliamlarla ilerleyerek Nibolu Kalesi'ni kuşatır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin başındaki padişah 1. Beyazıt'tır. Ve Osmanlı'nın kısa zamanda büyümesindeki sır onun bu kuşatmadaki kararlılığında gizlidir. Bu zaferden 480 yıl sonra Nibolu yine bir Haçlı ordusunun saldırısına uğradığında Osmanlı İmparatorluğu kaleyi kurtarmak için padişah gönderecek kadar güçlü değildi. Tuna'yı geçen Ruslar Nibolu Kalesi'ni kolayca teslim almış, sıra Plevne'ye gelmişti. Bağlantı yollarının kesiştiği bir merkez durumundaki Plevne düşerse bu sefer açılacak yol Rusları İstanbul'a ulaştırıp Osmanlı'dan imparatorluğun tacını alacakları yol olacaktı. Fakat 7 günlük ölümüne bir yürüyüşle Plevne'ye Ruslardan önce ulaşan Osman Paşa ve 12 bin askeri Rusların hevesini kursağında bıraktı. Ruslar 20 Temmuz 1877 yılında Plevne'ye saldırıya geçtiler. Bu küçük kasabadaki akıl almaz direniş Rusların bütün hesaplarını alt üst etmişti. Direniş Avrupa basınında destansı hikayelerle anlatılıyor, Ruslar sürekli prestij kaybına uğruyor, bu küçük kasaba yüzünden savaşı kaybedeceklerini bile düşünüyorlardı. Burası her ne pahasına olursa olsun ele geçirilmeliydi. Ruslar getirdikleri takviyelerle 180 bini bulan askerleriyle saldırıyor, Plevne kahramanları zaman içinde ancak 50 bine ulaşabilecek mevcuduyla bütün yokluk ve yalnızlıkları içinde teslim olmam diyordu. Atılan onca topa, patlayan onca tüfeğe, göğüs göğüse yapılan çarpışmalara, Rusların onca asker üstünlüğüne rağmen Türkler pes etmiyordu. Plevne neredeyse ete kemiğe, hatta ruha bürünmüş, taşıyla toprağıyla, tevekkül aşılayan minareleriyle direniyordu. Ruslar yaptıkları 3 taarruzda da büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kalınca, çareyi Plevne'yi abluka altına almakta buldular. Plevne kahramanları Rus, Romen ve Bulgarların acımasız saldırılarına dirense de açlığa ve hastalığa karşı yenik düşmüşlerdi. Gözler ufukta ordunun başında gelecek bir padişah, o olmazsa bir komutan beklediler. Fakat gelen olmadı. Kahramanlar için geriye teslim olmak ya da düşman hatlarını yarıp çıkmayı denemekten başka çare kalmıyordu. Osman Paşa kahramanlara yakışanı yaparak 10 Aralık sabahı bir yarma harekatıyla Plevne'den çıkmayı denedi. Dehşetengiz çarpışmalar ve boğaz boğaza boğuşmalarla ilerledi ama başarılı olamadı. Ruslar, Polonyalı bir Yahudinin ihanetiyle yarma hareketi yapılacağını öğrenmiş, önlem almışlardı. Binlerce askerimiz şehit olurken Osman Paşa yaralandı. Rus ve Romen askerlerinin arasında sıkışıp kalınmıştı. Paşa, daha fazla askerin ölmemesi için teslim oldu.
tarihin en şanlı savunması ihtişamlı bir finalle kapanmıştı. Ruslar, Osman Paşa'ya büyük saygı ve hürmet göstermiş olsalar da esir düşen askerlerin ve Plevne'de kalan yaralıların durumu perişandı. Plevne'de Osman Paşa'ya kalanlara dokunulmayacağına dair Tanrı adına söz veren Bulgarlar, Türk askerleri Plevne'den çıkınca 4000 yaralıdan 3000'inin boğazlarını kesip gözlerini oydular. Kalan 1000 kişi 3 gün aç ve susuz yaralıların onca ıstırapıyla soğuk ve korkuya teslim olarak beklediler. Ne pansumanları yapıldı ne merhamet gösterildi. Ruslarla birlikte Plevne'ye giren gazeteci Frank Millet'in yazdıkları manzaranın korkunçluğunu anlatmaktaydı. En geniş hayal gücü olanlar bile burada görülen elem ve acının binde birini bile aklına getiremez. Kasabanın her köşesi yüzyıllar önceki veba felaketleriyle kıyaslanamayacak kadar ürpertici bir facia içindeydi. Esir askerlerin durumu daha korkunçtu. Plevne ile Bükreş arasında 5000, oradan Sibirya'ya uzayan yollarda 23000 kahraman şehit oldu. Esir kamplarına ulaşan 15000 kişiden savaşın bitiminde memlekete dönebilenlerin sayısı ise 12000'di. Esasında Plevne kahramanlarının yaşadıkları Bulgaristan Türklerinin 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 savaşlarında uğradığı soykırımın çarpıcı örneklerinden sadece bir tanesiydi. Tarihin sayfalarına kara lekeler olarak yazılan olaylar daha Rusların Tuna'yı geçmesiyle başlamış, amacı Bulgaristan'da Türk bırakmamak olan Rus ordusu şehirlerin üzerine kabus gibi çökmüştü. Şehirler birer birer düşüyor, Rus ordusunun girdiği her yerden katliam haberleri geliyordu. Balkanlardaki ve Kafkaslardaki en büyük göç hareketi şüphesiz ki eskilerin 1293 tarihinde, Hicri 1293'te olmasından dolayı 93 Harbi diye nitelendirdikleri 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Bu savaş büyük ölçüde Balkanları da siyasi olarak dizayn edecektir. Ruslar her Balkanlara yönelik harbin şeyinde muazzam katliamlar yaptılar. Sırplara yaptırdılar, Karadağlılara yaptırdılar ve Bulgarlara yaptırdılar. Durum o kadar vahimdi ki savaşı izleyen ve hiç de Türk yanlısı olmayan yabancı gazeteciler bile olaylara seyirci kalamıyordu. Yabancı basın temsilcileri olup aşağıda imzası bulunan kişiler Şumlu'da bir araya gelmişlerdir. Bulgaristan'ın suçsuz ahalisine karşı işlenmiş insanlık dışı eylemler hakkında kendi gazetelerine gönderdikleri haberlerin şimdi kendileri tarafından yazılmış bir özetini imzaya bağlamayı görevleri saymaktadırlar. Duyuruyorlar ki, Razgrad'da ve Şumlu'da çocukların, yaşlıların ve kadınların mızrakla ve kılıçla yaralandığını kendi gözleriyle görmüşlerdir. Eylemlerin kurbanı olmuş kişilere Ruslar tarafından yapılan feci davranışları anlatmışlardır. Bu kişiler, birçok köyün Müslüman ahalisinin tümünün ya kaçmaya koyulmuşken ya da talana girişilmiş köylerde kıyımdan geçirildiğini açıklamışlardır. Her gün yeni yaralanmış birçok kişi gelmiştir. Aşağıda imzası bulunanlar, kurbanlardan büyük çoğunluğunun kadınlarla çocuklar olduğuna ve mızrakla yaralanmış bulunduğuna tanıklık ederler. Yabancı gazetecilerin ortak basın bildirisi. 20 Temmuz 1877. Aralık 1877'de Plevne'nin düşmesi savaşın kaderini tayin etmiş, Ruslar hızla İstanbul'a doğru ilerlemeye başlamıştı. Sofya, Tatar Pazarcık, Filibe ve Edirne kısa zamanda Rusların eline geçti. Şumlu, Varna ve Burgaz savaşın sonuna kadar direndilerse de buradaki Osmanlı birlikleri çarpışmaların kaderini değiştirecek güçte değillerdi. Göçenler kılıçtan keskin soğukla boğuşurken zulüm bütün şiddetiyle devam ediyor, ölüm kol geziyordu. Müslüman nüfusun tamamı Rusların önünden kaçmaktadır. Yüz binlerce kadın ve çocuk açlık ve soğuk kışın altında tarlalara uzanmış yatmaktadır. İnsanlık adına rica ediyorum.
Rusları, Müslümanların hayatını ve onurunu güvence altına alan bir bildiri yayınlamaya ikna ediniz. Türk hükümeti paniği kontrol altına alacak güçten yoksundur. İstanbul en korkunç koşullara doğru gitmektedir. Ruslar, Müslümanları tamamen yok etmek ya da sürüp atmak emelindedir. Büyükelçi Layard'dan İngiltere Dışişleri Bakanı'na. Bulgaristan'ın büyük bir bölgesi Rus ordusu ve Bulgar çeteleri tarafından Müslümanlardan boşaltıldı. Öldürüldü, soyuldu, şehitti ve böylece bu büyük göç oluştu. Eğer soykırımdan kasıt bir coğrafyada yaşayan nüfusun, belli bir kültüre mensup nüfusu oradan yok etmek olarak anlıyorsak bu bir soykırımdır. Etnik cleansing dedikleri, etnik temizlik dedikleri. Yani hakim olan etnik bir grubun diğer etnik grupları yok etmesi demek. Soykırım, evet, yapılanların tanımı tek kelimeyle soykırımdı. Ne konsolosların raporları, ne de görgü tanıklarının anlattıkları, yapılan kıyımları, yaşanan acıları anlatmak için yeterliydi. Daha dün kardeş gözüyle baktıklarımız kanımızı içiyor, azgın kurtlar gibi bedenimizi parçalıyor, kutsalımızı kirletiyor, bizi ölümle göç arasında bir tercih yapmaya zorluyordu. Bunların oradan çıkarılması bizzat Rus hükümetinin evvelinden planladığı bir şeydir. Ki bunu vesikalarla biliyoruz. Almanların Osmanlı Devleti üzerinden Orta Doğu'ya ulaşmasını engel olmak isteyen İngiltere, Fransa, Rusya, Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını ya doğrudan ele geçirmek veya kendi kontrollerinde küçük devletçikler oluşturarak son vermek istemektedirler. Zulüm Müslümanları olduğu kadar Yahudileri de sarıyordu. Onların da ırzına geçilip malları talan ediliyor, taşlanıyor ve öldürülüyordu. Kin, Slav ve Hristiyan olmayan herkesi acımasızca eziyordu. Zulüm o kadar pervasızca yapılıyordu ki ölümden, işkenceden, tecavüzden kurtulanlar üzerlerindeki elbiseleri alınmış halde çoğu zaman bir parça ekmekten yoksun bırakılarak Balkanların yalçın dağları ve çetin kışına teslim ediliyor, zulümden kurtulup kaçanları ölüm göç yollarında yakalıyordu. Evet, göç çoğu zaman ölüme yürüyüş anlamına geliyordu. Bu ölüm yürüyüşü, dünün efendilerinin düştüğü bu haller, yabancı tanıkların anılarında silinmez izler bırakıyordu. Bir Fransız tarihçisi olan Tarin, Çorlu ile Kızanlık arasında gördüğü cesetlerin sayısının 30 bin olduğunu söylüyor. Paris'in Le Debat gazetesi, manzarayı kutsal kitaplarda anlatılanla özdeşleştiriyordu. Bu sınırsız umumi göç ürkütücü bir şey. Kutsal kitapların anlattığı ölçüye erişmiş durumda. Musevilerin Mısır'dan ricatine, Ninova yahut Babil'in düşmesine benziyor. Düşman korkusuyla çıldıran halk kitleleri kendini yollara atıyordu. Çocuklar ve kadınlar yolu zorlayıp açabilir, geçip ulaşabilirlerse kendilerini vagonlara atmak istiyor ama çok defa vagonlar tavanlara kadar balık istifi olduğu için vagonların damlarını atıyorlardı. Ama daha çoğu yoldayken düşüp kalıyor, soğuğa yeniliyor, arkadan gelenler düşenlerin üzerinden geçiyordu. Böyle bir göçmen treninin durduğunu gördüm. 10 kadar kadın ve çocuk soğuktan ölmüşlerdi. Trenden ancak cesetleri çıkarılabildi. Diğerlerinin hayatta oldukları da kesin şekilde iddia edilemezdi. Asker taşıması gereken trenler sığınmacıları taşıyor, Osmanlı İmparatorluğu yollara düşen halkına yardım etmekten savaşamıyordu. Bu da asker sevkini engelleyerek Rusların savaş taktiğine dönüşüyordu. Tifo,
tifüs, kolera hastalığıyla boğuşan göçmenler İstanbul sokaklarını, cami avlularını, hatta sarayların bahçelerini dolduruyor, halk evlerini ve gönüllerini bu zavallı dindaşlarına açarak devletin üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyordu. Sirkeci Garı, Ayasofya, Sultanahmet, Yeni Cami, Nuri Osmaniye ve emsali ağzına kadar göçmenle dolmuştu. Yetmedi, mektepler, resmi binalar doldu. Yetmedi, pek çok İstanbullu aile bir göçmen ailesini, hiç değilse tek bir göçmeni evine aldı. Mütevazı bir İstanbul ailesine sığınan, paçavralar içinde ve bir dilim ekmeği hırsla kemiren bir adamın Rumeli'nde binlerce dönüm toprağın sahibi olduğu öğreniliyordu. Ve Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, kar, yağmur ve fırtına dinmek bilmiyordu. Tuna'dan İstanbul'a kadar dehşetli bir fırtına vardı. En zengin paşalardan yoksul Türklere kadar pek çok İstanbullunun Sirkeci Garı'nda göçmen treni beklediği görüldü. Konaklarına, evlerine, fakirhanelerine birkaç göçmen ailesi, hiç olmazsa tek bir göçmen alıp götürmek için bekliyorlardı. Bu iş her tanrıya inanan, yurdunu seven Türk için sevapların sevabıydı. Onurlu, hatta mağrur Rumelilerin davet edilmeden, kimsenin evinin kapısını çalmadıkları duyulunca, İstanbullular sokaklara çıkıp göçmen aramaya başladılar ve her taraftan toplayıp getirdiler. Göç, İstanbul'un hacmini aşmaya başlayınca Dede Ağaç, Gelibolu, Tekfur'da ve İstanbul'dan kalkan gemiler göçmenleri Anadolu'ya, Arabistan'a, Mısır'a taşımaya başlıyor. Yemen ve Trablusgarp'a kadar göçmen iskan ediliyordu. Bir gün soykırımların tarihi yazılacaksa, 93 Harbi'nde Türklere yapılanlar bu tarihin en hacimli sayfalarını oluşturacaktır. Her türlü rezilliğe katlanmak zorunda bırakılan 1,5 milyon Müslüman Balkanlardan atılmış veya can korkusuyla yollara düşmüştü. Bunlardan 100 bini soğuktan, açlıktan ve salgın hastalıktan dolayı göç yollarında ölmüş, 500 bin Müslüman da Ruslar ve Bulgarlar tarafından katledilmişti. Anadolu'ya ulaşan 900 bin müminin 515 bin kadarı savaşın bitimiyle geri döndülerse de evlerine yerleşen Bulgarları çıkarmaları mümkün olmadı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile hepimizin bildiği gibi Ruslar Ayastafonos'a, yani bugünkü Yeşilköy'e kadar gelmişlerdir. Bütün o bölgeler işgal edilmiştir, yakılıp yıkılmıştır, talan edilmiştir. O tarihte insanlar işte kağnılarla, arabalarla, atlarıyla, eşekleriyle yaya Balkanları terk etmiştir Bulgaristan'ı ve Anadolu'ya çekilmiştir. Ruslar o zamanki adı Ayastefanos olan Yeşilköy'e kadar gelince Abdülhamit bizzat Çar'a tel çekerek barış istemişti. Tarihe Ayastefanos Anlaşması olarak geçecek bu belgeye göre Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız oluyor. Bulgaristan o zamanki Makedonya'nın büyük bir bölümünü alarak Özerk Prenslik oluyordu. Arnavutluk halen Osmanlı toprağı olarak kalacaksa da arada yer alacak Bulgar Prensliği toprakları bölüyordu. Amaç Bulgar'ın çoğunlukta olduğu ve Rusya'ya tabi, Rusya'nın emirlerini yerine getirecek bir Bulgaristan kurmaktı. Kendi milli devletlerini ırk üzerine kurmak için gerek Müslüman olsun, gerek Hristiyan olsun, gerek diğer gayrimüslim gruplardan olsun, tamamını bölgeden, vatanlarından uzaklaştırarak homojen bir devlet yaratmak istemişlerdir. Üniter yapıda bir toprağa olan ve bir ulusa dayanan devletler kurulmaya başlanır. Bunlardan en önemlisi de Berlin Anlaşması'ndan sonra dizayn edilen Büyük Bulgaristan Prensliği'dir. Rusya'nın Bulgaristan üzerinden Ege Denizi'ne uzanıp Osmanlı İmparatorluğunu da hegemonyasına alması İngiltere'yi ürkütünce barış şartları İngiltere'nin baskılarıyla tekrar gözden geçirildi. Berlin Kongresi ile Makedonya Türkiye'ye iade edilerek Osmanlı'nın toprak birliği sağlandı. Ayastefanos'ta kurulmaya çalışılan Bulgaristan Prensliği'nin kalan toprakları ikiye bölündü. Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız oldular. Bosna Hersek
Avusturya işgal ve yönetimine, Yeni Pazar Sancağı Avusturya işgaline verildi. Sırbistan Nişi, Karadağ Antivari'yi, Romanya Dobruca'yı, Rusya Basarabya, Kars, Ardahan, Batum'u, İran Hotur'u almıştı. Daha sonraları Yunanistan'ın Teselya'yı, Fransa'nın Tunus'u alması kongre sırasındaki karar veya kulisteki pazarlıkların sonucudur. Doğu Anadolu'da Ermeniler için ıslahat yapılması kararı ise Osmanlı'nın iç işlerine karışmanın kapısını açıyordu. Savaş hem toprak hem insan kaybı açısından büyük bozgun olarak anılacak kadar acılarla sonuçlanmıştı. Bulgaristan'daki Müslüman nüfusun %17'si ölmüş, %37'si ise bir daha dönmemek üzere göçmüştü. Batı'nın o zaman, özetleyecek olursak, Doğu'ya karşı izlediği politikayı iki maddede toplayabiliriz. Bir, pazar yapmak için ulus devlet oluşturmak. İki, ham madde kaynağını sömürmek için, yani emperyal olabilmek için ham madde kaynağının bulunduğu coğrafyayı doğrudan doğruya işgal edip kendi kontrolü altına almak. Göçler konusunun temel sebeplerinden birisi Batı'nın izlediği bu yapay ulus devlet oluşturma projesidir. Bulgaristan'ı kaybeden Osmanlı İmparatorluğu ise zaman içinde toparlanmaya başlamıştı. Yönetimde ipleri eline alan Padişah 2. Abdülhamit bir yandan ülkenin kalkınması için uğraşıyor, diğer yandan Avrupalı devletlerin çıkarları üzerine kurduğu denge politikasıyla imparatorluğu ayakta tutmaya çalışıyordu. 1909 yılına gelindiğinde 31 Mart ayaklanmasını bahane eden İttihat ve Terakki Partisi 33 yıl süren Abdülhamit idaresine son verir. Artık iplerin İttihat ve Terakki Partisi'nin elinde olduğu yeni bir dönemin kapıları açılmıştır. Açılan bu kapıların imparatorluğu savaşa ve yıkıma götüreceği ise birkaç sene sonra anlaşılacaktır. İttihat ve Terakki'nin yanlış politikaları Balkanlardaki dostlarımız olan Arnavutların küsüp isyan etmelerine sebep olacak. Buna bir de İtalyanlarla yapılan Trablusgarp Harbi eklenince büyüyen tehlike fark edilemeyecekti. Balkan Savaşı Karadağ'ın Osmanlı İmparatorluğu'na saldırısıyla başladı. Karadağ'ı Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan istedi. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu Trablusgarp'ı İtalyanlara bırakan Uşi Anlaşması'yla İtalya ile yapılan savaşı bitirmek zorunda kaldı. Balkan Savaşı başladığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan devletçikleri karşısında galip gelip kaybettiği toprakların bir kısmını geri almasından korkuluyordu. Osmanlı ordusu her cephede yenildi. Edirne'yi bile kaybederek Çatalca'ya kadar gerileyip İstanbul'u savunabilmek için mevzilendi. Bu kadar hızlı ve kesin yenilgi işgal edilen topraklardaki Müslümanlar için tam bir felaket demekti. Türkler daha göçmeye fırsat bulamadan düşman askerleri ve çetecilerle baş başa kaldı. Düşman güçleri Balkan Türklerini oradan oraya sürüyordu. Yunanistan'ın işgal ettiği bölgelerdeki zulümden kaçan veya zorla yurtlarından koparılan göçmenler Bulgar bölgesine geçiyor, bu zavallılar ya Bulgarlar tarafından katlediliyor ya da gerisin geriye Yunanlıların kucağına sürülüyordu. Küçük çocukları havaya atıp altlarına süngüler tutarak öldürmek, rehineleri ve sivil halkı katletmek, savaşacak takati olmayan yaşlılar için idam sehpaları kurmak, mamur şehirleri yakıp yıkmak, bugünün insanına abartılı birer masal gibi gelse de o dönemde çekilen fotoğraflar ve yapılan temsili resimler bu inanılmaz vahşetin delilleri olarak hala durmaktadır. Ayrıca İngiliz konsoloslarının İstanbul'daki büyükelçileri Lowther'e gönderdikleri raporlar, Türklere uygulanan soykırımı bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktaydı. Royanova'da neredeyse bir tek Müslüman erkek bile canlı bırakılmamıştı. Korkut köyünde kadınlardan ve çocuklardan birçoğunun yanı sıra köy erkeklerinin tümü camide ve saman ambarında toplanıp diri diri yakıldılar. Lamp'tan Lowther'a yazı, Selanik. 3 Aralık 1912. Müslümanları kıyımdan kurtaracak tek şey yabancı gözlemcilerin ya da gazetecilerin bulunduğu şehirlere ulaşabilmekti.
bu şehirlerde siviller biraz olsun rahat edebiliyordu ama esir alınan Osmanlı askerleri için aynı şeyleri söylemek zordu. Edirne'de esir alınan askerlerimizin yığınlar halindeki cesetlerini, kışın açıkta uyuyan insanların donmuş bedenlerini, kolera salgınının oluşturduğu tahribatı gören Avrupalı gözlemciler oldukça etkilenmişti. Fakat onları asıl dehşete düşüren olay ağaçların bir insan boyu mesafeye kadar kemirilmiş olmasıydı. Raporları yazan İngiliz konsolosları Varna, Burgaz gibi yerlerden görüyorlar ve bunları Londra'ya bildiriyordu. Onlar cepheden haber vermiyor. Cephede olup bitenler ayrı meseledir. Ben sivil halktan bahsediyorum. Savaş bitiminde aldıkları toprakları paylaşamayan Balkan devletleri bu sefer birbirleriyle çarpışmaya başladı. Bu fırsattan faydalanan Osmanlı ordusu da Kırklareli ve Edirne'yi işgalden kurtardı. Bulgaristan'ın Balkan Harbi'nde işgal ettiği bölgelerde yaşayan 327.732 Müslüman'dan 150 bine yakını ya ölmüş ya da topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı. Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'da hesaba katarsak savaştan önce buralarda yaşayan 2.315.293 Müslüman'dan 500 bini ölmüştü. Göçenlerle birlikte Balkanlardan eksilen Müslüman sayısı 1.445.179'a ulaşıyordu. Bu 1877-78'de yaşanan göçlerden belli bir müddet sonra 1912, yani çok aradan bir zaman geçmeden ikinci büyük bir savaş meydana gelmiştir ki Balkanların bugünkü coğrafi konumunu ve siyasi yapısını ortaya çıkaracak bir savaştır bu. Balkan savaşlarından müthiş kayıplarla çıkan imparatorluk soluk alamadan Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Kaderin bir cilvesi olarak Bulgaristan'la müttefik olunması ve iki devletin askerlerinin Romanya'da Ruslara karşı yan yana çarpışmaları beraberinde kaçınılmaz bir yakınlaşmayı getirdi. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu için felaketle noktalansa da Bulgaristan'daki Türkler için olumlu sonuçlar doğurdu. Savaştan yenik çıkan Bulgaristan, imzalanan Nölli Anlaşması'yla ülkedeki bütün azınlıkların itilaf devletlerince belirlenen haklarını kabul edecek bu haklardan en fazla faydalanan da Türkler olacaktı. 1919 yılında Bulgaristan ihtilalle sarsılır. Bulgar Krallığı devrilmiş, yapılan seçimler iktidara İşçi Partisi'ni taşımıştır. İki ülkenin Birinci Dünya Savaşı'nda silah arkadaşlığı yapması, yeni yönetimin çiftçi desteğine ihtiyaç duyması ve Türk nüfusunun genellikle çiftçilikle uğraşması Bulgaristan Türklerinin en rahat dönemlerini yaşamasını sağlar. Bulgarca eğitim zorunluluğu kaldırılmış, okullara devlet desteği sağlanmış, öğretmen okulları açılmıştı. 1922 yılına gelindiğinde Bulgaristan'daki Türk okullarının sayısı 1712'ye ulaşmıştı. Fakat bu olumlu gidişat 1923'te yapılan yeni bir darbeyle son buldu. Türklerin bundan sonraki yazgısı darbe sonucu iktidara gelen faşist idarenin sloganında gizliydi. Bulgaristan, Bulgarlarındır. Bu yıllar Türklerin eğitimden ibadete, mülk edinmeden yönetimde söz sahibi olmaya kadar hemen her hakkının kısıtlandığı ve göçün rutin bir hal aldığı yıllardır. Bazı yörelerde yani Türkler yoğun bir çoğunluk teşkil ediyor. Mesela Deli Orman, Dobruşa şeylerinde. Böyle bir resmi bir politika Balkanlarda, özellikle Bulgaristan'da var. Yani Bulgaristan'da Türkler Müslüman sayısını bir derece azaltmak. Yani bu bir İkinci Dünya Savaşı'na ve bundan sonra devam etmiştir. Türk hükümeti, Balkan hükümetleri anlaşma yaparak bu göçlerin serbest yapılmasını sağlamıştır. Ama Bulgarlar da Rumenler de oradaki Türklerden, Müslümanlardan kurtulmak için pekala demiştir. Zaten biz de bunu istiyorduk. Siz de bunu istiyorsun, gitsinler. Nitekim o göçler genelde
baskı olmadan, ölüm, kan dökülmeden yapıldı. 1930'lara gelindiğinde Avrupa'da artan faşizanlık Bulgar faşistlerini daha da saldırganlaştırıyordu. Bunun neticesinde soydaşlarımız üzerindeki baskılar çok şiddetleniyordu. Birçok Türk okulu ve derneği kapatılıyor, toprak ihtilali bahane edilerek toprakları ellerinden alınıyor. Türklerin Latin harflerini kullanması yasaklanarak Türkiye ile irtibatlarının kopartılması amaçlanıyordu. 1922'den 1933 yılına kadar 101.507 Türk'ün Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçmesi baskıların şiddetini ortaya koymaktadır. 1933'ten 2. Dünya Savaşı'nın patladığı 1939'a kadar olan dönemde her yıl ortalama 16.000 Türk baskılardan yılarak Anadolu'ya göç etmeye devam edecekti. Her 7 Türk'ten biri çareyi Türkiye'ye sığınmakta buluyordu. İşte Türkiye bayrağımız diye Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye, Türkiye. Nenelerimiz, dedelerimiz hep Türkiye lafı. Başka laf yok diye bir araya gelinsin. Biraz da yasaklık olduğu için mütahhüle kıymet biniyor ne bileyim. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Herkes Türkiye'ye gideceğiz. Gittiler insan çıkar. Bulgaristan'da zor gördük mü biliriz ki arkamızda bir Türkiye var. Dünyayı 5 yıl boyunca kana bulayacak 2. Dünya Savaşı başladığında Dobruca, Makedonya ve Batı Trakya'yı topraklarına katmak isteyen Bulgar savaşa Almanya safında katıldı. Türkler bu sefer de savaşın zorlu şartları ve yıkıcılığı altında ezilmeye başladılar. Göç dalgalar halinde devam ediyordu. 1940-44 arası dönemde 63.000 Türk savaşa katılmamak için usta manevralar uygulayarak bu her cümerçten kurtularak Türkiye'ye sığındı. Savaş Bulgaristan'da içinde bulunduğu mihver devletlerinin yenilmesiyle bitince ülkede faşist yönetim yerini Sovyet güdümündeki komünist rejime bıraktı. Faşist yönetim Türkleri yıllarca ezmişti. Ülkede 1922 yılında Türklere ait olan 1712 okul, 1944 yılına gelindiğinde azala azala 424'e düşmüş, okullarda Türklere verilen bilgilerin en basit seviyede tutulmasına özen gösterilmiş, Türk okullarına ajan faaliyeti yapmak üzere Bulgar öğretmenler doldurulmuş, Türkler cahil ve kendi ayakları üzerinde duramayacak bir duruma getirilmek istenmişti. 8 yaş üstündeki 505.000 kadar Türk'ün yaklaşık 3'te 1'inin okuma bilmemesi, bilenler içinde akademik seviyeye çıkabilenlerin çok az olması bu politikaların nasıl feci sonuçları olduğunu göstermek için yeterliydi. Kurulan komünist yönetimin ilk yıllarında Türkler nispeten rahattılar. Herkesin kardeş olduğunu söyleyen bu idarede baskıdan kurtulacaklarına inanıyorlardı. Fakat komünist idarenin kurulmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmişti ki Bulgarların geleneksel baskı politikası Türklerin üzerine yeniden bir kabus gibi çökmeye başladı. Komünistler bu süreçte Türk okullarını devletleştirmeye, okullarda din derslerinin okutulmasını, komünist içerikli olanlar dışında Türkçe kitap basılmasını ve Türkçenin kullanılmasını yasaklamaya başladılar. Kitaplarda Türkiye düşman bir ülke olarak gösteriliyor, Türklerin adları Bulgar adlarıyla değiştirilip tarlaları ellerinden alınıyordu. Hedef 2. Dünya Savaşı'nın ardından nüfus içinde oransal olarak kalabalıklaşmaya başlayan Türkleri Bulgarlaştırmak, olmazsa Türkiye'ye yollamaktı. Bu sıralarda Türkiye'de büyük bir değişime gebeydi. Genç Cumhuriyeti kuruluşundan beri yöneten CHP 1950 seçimlerinde ağır bir yenilgi alarak muhalefet saflarına çekilmiş, iktidar koltuklarını DP milletvekilleri doldurmuştu. Yönetimi Mayıs ayında devralan hükümet koltuğa ısınmaya çalışıyordu ki Bulgaristan'ın 250.000 Türk'ü 3 ay içinde Türkiye'ye yollayacağını deklare eden notasıyla karşılaştı. Bulgaristan'ın Türklerle ilgili politikası rejimlerin değişmesiyle değişmiyor, Türklerin yaşamadığı bir Bulgaristan rüyası her rejimin öncelikli hedefini oluşturuyordu. Kasım 1951 yılına gelindiğinde Bulgaristan ani bir kararla göçü yasakladığını açıkladı.
bu kararın arkasındaki isim sosyalist bloğun lideri Stalin'di. Sosyalist bir ülkeden kapitalist Türkiye'ye göç komünist camiada hoş karşılanmamıştı. Stalin göçün durdurulmasını emretmiş. Bir defa Türkiye şeyleri hududu kapadı. Ama Stalin de böyle bir müdahale etti. Buraya bir heyet göndermiş şeyden, Azerbaycan'ın özellikle Komünist Partisi'nin sekreteriyle yerinde şey yapmışlar. Ve Stalin demiş, bakın bakalım neden bu Türkler sosyalizmden kaçıyorlar diye. Ve bundan sonra emrediyor ve göç durdu. Bundan sonra Bulgaristan'da yeni bir politika başladı. Stalin'in ölümü ve NATO'ya giren Türkiye'de komünist bir ihtilalin olamayacağının anlaşılması Bulgarları tekrar eski politikalarına döndürdü. Şüphesiz ki bu politikanın değişmesinde Bulgaristan Devlet Konseyi başına gelerek ülkeyi yönetmeye başlayan Todor Živković'un da payı büyüktü. Türk öğretmen okulları ve liselerindeki eğitim dili tekrar Bulgarca oluyor, Türk okulları Bulgar okullarıyla birleştiriliyordu. Yüksekokul mezunu Türk gençlerine uzmanlık alanlarında görev verilmiyor, daha sonra Türklere ait ana, ilk ve ortaokullarla liseler kapatılıyordu. Türk tiyatro faaliyetleri durduruluyor, komünist propaganda içerikli hariç Türkçe kitap basımı yasaklanıyor, Türkçe radyo yayını sona erdiriliyordu. Varşova Paktı'nda yer alan Bulgaristan'la NATO'ya giren Türkiye arasında soğuk rüzgarların estiği 60'lı yıllar, Bulgaristan Türklerinin de zor yıllarıydı. Bulgarların tek uluslu Bulgar devleti politikası her alanda uygulanıyor, Türkler için Müslümanlaşmış Bulgarlardır diyerek milli kimlikleri yok sayılıyor, Türkçe konuşan çingenelere bile Bulgar adları veriliyordu. Bu politikalara karşı çıkanlarsa ya hapse atılıyor ya da öldürülüyordu. Bulgaristan'da Živković önderliğinde Komünist Partisi'nin uyguladığı Bulgarlaştırma operasyonu tüyler ürperten derecede korkunçtu, anormaldi, insanlık dışıydı. Ne kendi yasalarına, anayasalarına uyuyordu, ne de beynelminel hukuk sistemine uyuyordu. Asimilasyona uğrayacaklarını düşünen baskı ve cinayetlerden yılan Türkler için kurtuluş Türkiye'ye göçmekti. 1963 yılında Türkiye'ye göç etmek için Bulgaristan resmi makamlarına başvuran 700 bin kişiyi 1964 yılında 400 bin kişi izleyecek, fakat Bulgaristan ekonomisinin durgunluğa düşeceği kaygısıyla bu istekleri kabul etmeyecekti. Hatta göç kelimesinin telaffuzunu bile yasaklayacaktı. Bulgaristan ne Türklerin göç etmelerini ne de Bulgaristan topraklarında Türk olarak kalmalarını istiyordu. Kapanan göç kapıları tekrar açıldığında amaç göçler sebebiyle parçalanan aileleri birleştirmekti. İki devletin 1968 yılında yaptığı anlaşma 1969 yılında meclis tarafından onaylanıyor, anlaşmayla 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç etmiş Bulgaristan Türklerinin birinci dereceli yakınları serbest statülü göç kapsamına alınıyordu. Göç anlaşması önce kısa süreli düşünülse de Türkiye'nin isteğiyle 10 yıl uzatılacak ve anlaşma çerçevesinde 130 bin Türk Türkiye'ye göçecekti. Bu yıllar Küba krizinin bitip komünist ve kapitalist blokların ilişkilerinde yumuşamanın başladığı yıllardır. Bu yumuşama havasından farklı bloklarda yer alan Türk ve Bulgar devletleri de etkileniyor, karşılıklı ziyaretler dönemi başlıyordu. Fakat Bulgaristan Türklerinin kara yazgısı bu ziyaretlerle de silinecek gibi gözükmüyordu. Çünkü Türk nüfusunun toplam nüfustaki payı %10'un üzerine çıktığı her dönem Bulgarlar paniğe kapılıyor, Türkleri asimile ederek, göçe zorlayarak, olmazsa sürerek, yetmezse öldürerek azaltmaya çalışıyordu. ...80'li yıllara gelindiğinde Bulgaristan Türkleri kendi dilinde eğitim göremeyen, geleneksel kıyafetlerini ancak kırsal kesimlerde giyebilen, normal askerlik yaptırılmayan, devlet ve parti kadrolarında çok kısıtlı görev alabilen, yüksek tahsil imkanları engellenen bir azınlık durumundadır.
100 yıldır süren baskı ve asimilasyon politikalarına rağmen Türkler ısrarla Türkçe konuşuyor, Türk gibi düşünüyor, dinine, kökeninin simgesi isimlerine sahip çıkıyor ve Bulgarlardan hızlı çoğalıyorlardı. Aslında Bulgaristan'ın kuruluşundan beri uyguladığı 3 anayasasında da azınlıkların hakları teminat altına alınmıştı. Fakat Bulgaristan yönetimleri kendi kanunlarını bile hiçe sayarak azınlıklar üzerinde baskı kuruyor, Bulgaristan'da Bulgarlardan başkasının yaşamasını kabullenemiyordu. Tarih Bulgarların azınlıkların çoğalmalarına sessiz kalmayacağını gösteren örneklerle doluydu. Azınlıkların birliğini kırmak istemişlerdir. Önce dedim ya Çinli'ne ilan edilen Türkler, sonra Pomaklar ve bundan sonra yoğun olarak bütün Türkler. Çünkü önce Türkler sandı ki yani bunlara kendilerine dokunulmayacak, yani soykırma yapılmayacak. Fakat bundan sonra 84'ün sonunda ve 85'in başında yoğun bir soykırımı başladı. Kırcalli'den başlar, Rodoplardan başlayarak kuzey, yani Rodop şeylere, Dobruca Dereoğlu'na kadar uzandı. Ve bu polisin, askerin katılımıyla, tankların, silahların, yani şeylerin gücüyle kısa bir zamanda zorla bütün Türklerin adları değiştirmiş oldu. İsimler değiştiriliyor, Türkçe konuşmak yasaklanıyor, dini vecibeler engellenip camiler farklı gerekçelerle yıkılıyor, çocuklar ailelerinden kopartılıp Slav kültürüyle yetişmeleri için kreşlere veriliyor, Türk gençleri Bulgarlarla evlenmeye zorlanıyordu. İlk olarak Güney Bulgaristan'da Kırcaali, Mestanlı, Filibe, Yambolu, Eski Zara ve İslimye gibi yerleşim merkezlerini saran zulmün ahtapot kolları, arkasından Kuzey Bulgaristan'a uzandı. Plevne, Razgrad, Eski Cuma, Şumlu, Varna, Silistre ve Osman Pazarı bu tarihi zulmün pençesine düştü. Asker ve milisler yabancılara mühürlenmiş Türk bölgelerine giriyor, Türkler direniyor, Todor Zhivkov yönetimi şaşırıyor, tanklar köyleri sarıyordu. Baskı, işkence ve hapis. Karşı çıkanlar Belene, Sofya, Lofça ve Pernik gibi toplama kamplarına gönderiliyor ve atalarının 100 yıllık makus talihine ortak oluyordu. Bulgarların Türkleri ölü veya diri asimile etmek isteği açıktı. Öyle ki Aralık ayının 27. günü isimlerinin değiştirilmek istenmesini protesto amacıyla gösteri yapan Türklere ateş açılıyor ve panzerler tarafından ezilerek katlediliyordu. 1985 Mart'ına gelindiğinde kanlı isim değiştirme operasyonu 3,5 ayını doldurmuş, 2500 Türk öldürülmüş, 500 bin Türk'ün adı değiştirilmişti. Türk kamuoyu infial halindeydi. Bulgar zulmüyle ilgili televizyon dizileri yapılıyor, zulüm gazete manşetlerinden inmiyor, halk protesto gösterileri yapıyor, akademik çevreler toplantılar düzenleyip kınama bildirileri yayınlıyor, hükümet yetkilileri her uluslararası toplantıda Bulgaristan'ı protesto ediyordu. Bulgaristan'sa arkasına Sovyetler Birliği'nin desteğini almanın verdiği güvenle zulümlerine devam ediyor, Türkiye'nin geniş kapsamlı bir göç anlaşması da dahil olmak üzere sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi teklifini reddediyordu. Türklerin kırılamaz direnişi, Türklerin asimile edilemeyeceklerini göstermişti. Todor Zhivkov, eğer Türkler göç ettirilmezse Bulgaristan 20 yıl sonra Kıbrıs'a dönecektir diyerek 30 Mayıs 89'da göçü serbest bıraktı. Türkiye sınırları açınca da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kitlesel göç başladı. Mallarına el konulan ya da 3 kuruşa satmak zorunda bırakılan yüz binlerce soydaşımız ya toplu taşıma araçlarıyla sınır kapılarına getiriliyor ya da kendileri yüzlerce kilometrelik kuyruklar oluşturan arabalarla yollara düşüyordu. Türkiye'ye ulaşanlar toprağı öpüyor, daha evvel göçen akrabalarıyla kucaklaşıyor, 600 yıllık yurtlarından koparılmanın hüznü, kardeşleriyle kavuşmanın sevincine karışıyordu. Bu büyük göçte 3 ay içinde Türkiye'ye gelen Bulgaristan Türkü'nün sayısı 313 bindi. Gaye
bu dünyada ekmek para değil, gaye bir vatan. Ben o bayrağın altına dizileyim diye 50. senesinden beri ben o hamurla yoğrulmuşum. Anam babam beni hep onunla büyüttü. O bayrağın altına dizileyim diye 37 sene mücadele verdim, ondan vazgeçemem. Bu duyguyu Türkiye sınırlarına, sınırları dışına çıkmayan anlayamaz. 10 Kasım 1989'da göçenler Türkiye'deki hayatlarına alışmaya çalışıyordu ki Bulgaristan'da 35 yıldır iktidarda olan Todor Živkov istifa etmek zorunda kaldı. Bu iktidar değişikliğiyle rahat bir nefes alan Türklere bir ay sonra kendi isimlerini kullanma ve serbestçe ibadet etme hakkı iade edildi. 1990 yılına gelindiğinde ise ajanslara düşen bir haber bütün dünyada yeni bir dönemin kapılarını açıyordu. Varşova Paktı dağıldı. Komünist bloğun yıkılması anlamına gelen bu haber Bulgaristan Türklerinin kaderinin de değişmesi anlamına geliyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Batı dünyasıyla entegre olmak ve NATO'ya girmek isteyen Bulgaristan, Türklerin üzerindeki baskıları peyderpey azaltmaya, haklarını iade etmeye başladı. Bugün Bulgaristan'da yaşayan Türkler kısmen de olsa ana dillerinde eğitim alabiliyor, siyasete girebiliyor, özgürce ibadet edebiliyor. Yüzyılı bulan ızdıraplı bir geçmişi unutup geleceğe umutla bakmaya çalışıyorlarsa da 89 göçünün ekonomik ve sosyal sonuçlarının olumsuz etkilerini silebilmiş değiller. Bulgar hükümetlerinin bir asırdır aralıklarla uyguladıkları baskı, yerine göre sürme politikaları Türklerin yüreğinde sarılmaz yaralar açtı. Bu yaraların kapanması sadece zamanın iyileştirici etkisine bırakılamaz.